Ben şimdi seni böyle moralsiz bırakıp işe nasıl gideyim? Moralsiz mi? Bence sen beni hiç tanımamışsın Fuat. Asıl şimdi keyfin yerine geldi. Gerçek hedeflerimi dinledim. Nasıl hedefler bunlar? Mesela benim hayatımın kadın olmak gibi hedefler mi? Neden olmasın? Sen çapkınlığa doydun sayılır artık. Evlenmek ikimize de iyi gelebilir aslında. Bir dakika, bir dakika. Kafesleniyor muyum şu anda ben? Hayır. Yeterince şirkete zaman ayırdım diyorum. Biraz da aşkın kollarına bıraksam kendimi hiç de fena olmaz. Ayrıca senin gelirin beni yaşatmaya yeter diye düşünüyorum. Ya bak şu anda inanılmaz bir an yaşıyorum. Ama öyle yalan bir oyunun var ki Nesli bir türlü ikna olamıyorum. O yüzden tekrar soracağım sana. Gerçekten evlenmek mi istiyorsun? Beyaz atlı prensim de istiyorsa, evet. Benim bundan daha çok istediğim bir şey yok. Gel bakayım buraya. Kim? Ya senin toplantın yok mu? Hadi geç kalma, ben bundan sonra buradayım zaten. Bige ep işine de el attı. Ahtapot gibi her yere uzandılar. Sen içine kaçacak zamanı buldun. Neslihan, beni sinir etme artık. Sevgilim nereye dalmış? Düğün hazırlıklarına. Sen benimle dalga geçiyorsun. Ama ben ciddiye alırım. Ya Fuat. Yani sen kararını değiştirene kadar benim çok az bir zamanım vardı. Dolayısıyla biraz aceleye gelmiş olabilir. Beğenmediysen... Yani Fuat ne yapıyorsun? Bak eğer babamlara kızgındım, işte onlara yükseldim falan diyeceksen hiç deme. Çünkü ben o pembe panjurlu evin inşaatına başladım. Ya sen deli misin? Kalkar mısın? Deliysem de delirtene bakmak lazım. Yani sonuçta bütün cemiyetin peşinde koştuğu kadın beni kendisine hayat arkadaşı olarak seçmiş. Ben mutluluktan delir miyim de ne yapayım? Neslihan Köksal. Ya da Neslihan Gürman mı desek acaba? Evet. Müstakbel karımın güzelliğine doyamadan işe kaçmak zorunda kaldım. Anne. Sabah şerifleriniz hayır olsun Neslihan Hanım. Dışarıda dünya yanıyor. Haspamın bir parça kilimi bile yanmamış. Maşallah. Benim kilimim ne zamandan beri ailenin umurunda olmuş? Senin şimdi varoluşsal problemlerinin ne sırası ne de yeri Neslihan. Bana felsefe yapma kızım. Şirket elden giriyor, haberin var mı senin bunda? Onur Bey sinsice adım adım ağlarını örüyor. Kafan basıyor mu kızım senin? Ne oldu anne? Oğlunun başarılı çıkışı kurtarmadı mı sizi? Neydi o? Victor Ipto. Kardeşinle alay edeceğini... Ona destek olsan daha iyi değil mi kızım? Hem sen biliyorsun. Babanın kızlarından çok erkek evlatlarına daha düşkün olduğunu biliyorsun. Değil mi? Ne yapalım yani? Kaderimize razı mı olalım? Böyle bir babamız var diye küselim mi, ağlayalım mı? Ne yapalım yani? E tamam işte. Zaferiyle gurur duysun anne. Hem işi var
Hem de erkek çocuğum. Çörek. Başlarım senin çöreğine. Ne çöreği? Çöreğin sırası mı şimdi? Kendine gel artık, kendine. İş çok, vakit yok. Ne yaptın mesela? Bilge meselesi sendeydi. Ne buldun? Ne çıkardın ortaya? Ne? Toz, hiçbir şey yok. Bak, baban o düğünü öne alacak kızım. Bunun için çalışıyor. Her saniye bizim aleyhimize işliyor, anladın mı beni? Anlıyorum. Neyi anladın? Çok iyi anladım. Ben de sandım ki beni merak edip buraya kadar geldi. Çok salam. Hep aynı beklenti. Bir umut. Ben seni hiç düşünmedim. Seni hiç merak etmedim. Evet. Sen buna inanmaya devam et. Sen böyle düşünmeye devam et kızım. Otur, acı kendine burada, ağla. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Ne yaptıysak seni sevdiğimize ikna edemedik. Çok ilginç. Ne yaptınız bana anne? Bana hayatım boyunca ne yaptınız? Ha? Hastanede o gün bana tokat attın ya kendime getirmek için. Babam da işte sağ olsun hayatımın tokatını attı bana. Kendime geldim. Aydım, gözlerim açıldı. Yaşadığımı fark ettim. Kızım ben sana hep söylemiyor muyum? Eğer Zafer konusunda benim yanımda olsaydın sen, şu anda baban Onur'u seçiyor olmazdı. Hala Zafer diyorsun, farkında mısın anne? Ha? Hala bana Zafer'i destekle diyorsun, farkında mısın bunun? Ya ben kendimi bildim bileli çalıştım. Zafer'in yaşadığı hayatın çeyreğini yaşadın mı bir gün? Ha? Gezdin mi, eğlendin mi? Ha? Hayatımı yaşadın mı anne bir kere olsun bile? Ha, ne için? Bu muameleyi görmek için mi yaşadım? Zafer Paşa şimdi kalkmış, gezip tozup bu yaşına gelmiş, saçma sapan bir tane şirket kuruyor. Biz de ailece kalkıp onu alkışlıyoruz. Bravo. Büyük iş başardın. Saçma sapan mı? Nesi saçma sapanmış? Çocuğun başı başına günahını almışız. Gezip tozmamış çocuk, şirket kurmuş. Baban da bunu onayladı. Doğru. Onayladı. Çünkü onun onuru var. Senin de zaferin var. İyi olan kazansın. Ben artık bu yarışta yokum. Bundan sonra da kendi hayatıma bakacağım. Kendi hayatına bakacaksın, öyle mi? Kendi hayatıma bakacağım. Lütfen daha fazla tartışmayalım anne. Konuşarak anlaşabileceğimiz bir şey yok. Pekala. Bugüne kadar bütün başarın, emeğin, çaban hepsi çöp oldu kızım. O çöpün üzerine rahat rahat oturabilirsin. Aferin sana Neslihan. Aferin kızım. O çörekleri de topla yerden, nimettir. Günah. Düşünebiliyor musun? Bana gelmiş hala Zafer'i destekle diyor. Paşasının arkasını toplayacağım ya ben hep. Peki çok mu saçma yaptığı şey? Bilmiyorum. Bir sürü şeye bakmak lazım, sözleşmesine, ortaklarına da mesele bu değil ki zaten Ümit. Ben senin meselenin ne olduğunu çok iyi biliyorum Nesli. Eğer bu çarktan çıkacak kadar uyandıysan da senin adına mutlu olurum. Ne yapayım yani? Gidip kendime ben de şirket mi kurayım? O zaman beni de böyle alkışlayacaklar mı sanıyorsun? Sen gittin kendi restoranını açtın. Alkışladılar mı Ümit? Babam batırmak için elinden geleni yapar. Ben onlardan alkış beklemeyi bırakalı çok oluyor Nesli. Görüyorsun, rahat da ediyorum. Eğer sen de bırakırsan ancak o zaman bulacaksın kendi yolunu. Bizimkileri değiştiremezsin. Kendin değişebilirsin. Başka çıkış yok. Beni kendisine hayat arkadaşı olarak seçmiş. Ben mutluluktan delirmeyeyim de ne yapayım? Neslihan Köksal. Ya da Neslihan Gürman mı desek acaba?
Biraz sancılı oluyor ama bırakmaya başladım bile. Yakında benim de size sürprizlerim olacak. Hesaptan bir yurt artı hissettim, normal mi? Günaydın. Gecikmedim umarım. Beklemiyorduk. Sürpriz bile oldun. Maşallah babacığım. Formundasın bugün. Çok şükür. Ben zaten hastanede söylemiştim. Hamit Köksal o. Ona hiçbir şey olmaz. Kötüler ölmez diyor. Oo babacığım. Bugün şakacı tarafından yapmış. Güzel. Ben aslında buraya gelirken endişelenmiştim. Babama üzüntüden bir şey olacak diye. Neye üzülecek? Ne oldu Neslihan? Nasıl yani? Hiçbiriniz görmediniz mi? Ben hatta Bige'yi görünce şaşırdım. Sosyal medyaya hiç bakmadınız mı? Aa. Canım ne haber? Ah. Surat ne? Sahtekarlıklarını okuyorum. Kimiz? Benim sahtekarlığım mı? Ne yazmışlar? Seninle alaka ya? Onur'dan bahsediyorum tabii ki. Şövalyelik yapmış beyefendi. Tribünlere oynayacak ya. Sahte kahraman. Ha. Şu hikaye. Neslihan Hanım, sizden korkulur yalnız. Onur'u tanısaydın az bile yapmışsın derdin. Vallahi iki senin karşında değilim. Bence de Fuat Bey. Beni karşınıza almayı aklınızdan bile geçirmeyin. Yavrum senin yüzün nerede? Bu karışıklıkta bizimkilerin önünde takamam Fuat. Yani bu reddettin anlamına mı geliyor? Hayır yani düşünmeye fırsatım bile olmadı ki. Yaşananların da farkındasındır. Ayrıca bu kadar acele etmemize gerek var mı? Bu soruya cevap verebilmek için seni bir yere kaçırmam lazım. Yani ortalık yangın yeri, kafamın içi allak bullak. Şu işe gizem katmasak da burada halletsek. Tamam götürmüyorum bir yere. Okey. Zaten benim ne haddime ya koskoca Neslihan Köksal'ı kendisinin izni olmadan böyle bir yerlere götürmek, sürpriz yapmak falan. Ver dilekçe mi yazalım? Nereye imzalıyoruz? Sekreterine göndereyim. Dramatize etmesek. Ya hayatım sen dramatize ediyorsun. Yani şurada hayata bir yarım saat mola vereceğiz. Kıyamet mi kopar? Sizin ailede zaten her gün kıyamet değil mi? Tamam. Yani bir de seninle uğraşmayayım şu halde. O zaman müsaadenle seni biraz paylaşıma kapatıyorum. Kimse de kusura bakmasın. Antikacı mı? Ne işimiz var burada? Sabır. Aman efendim, aman efendim. Bu ne büyük şeref. Fuat Bey. Merhaba. Merhaba. Neslihan Hanım'ı biraz buranın havasını solsun diye getirdim. Tabii, ne demek. Burası sizin. Eviniz gibi, rahat olun. Merhaba Neslihan Hanım, memnun oldum. Merhaba. Teşekkürler. Uzun zamandır yoktunuz Fuat Bey. İşlerim vardı. Peki. Bir ihtiyacınız olduğunda seslenmeniz yeterli. Sağ ol. Ben buradayım. Sağ ol. Evlilik için acelemiz yok sanırım diye sordum. Sen de herhalde cevap olarak beklerken antikaya mı döndüm diyorsun şu an. İşte bak zeki kadının hali bir başka oluyor. Ya burada bir mesaj var tabii de bu o değil. Aslında haklısın. Ya bütün bunları anlatmak için buraya gelmemize gerek yoktu ama ben böyle bir ortam yapayım dedim sana. Hani malum evlenme teklifi de biraz gümbürtüye gitmiş gibi oldu.
Babam antikacıları çok severdi Neslihan. Eve hep antika eşya getirirdi. Hatta hiç unutmuyorum. Söylediği bir laf vardı. İşte bunlar kullanılmış eşyalar değil. Bunlar eski hikayeleri olan yaşanmışlıklar. Ben onları alıyorum. Bu babamın saati. Çok güzelmiş. Çalışmıyor mu? Evet. Annem babamın öldüğü gün durdurmuş. Onun için zamanın durduğu an yani. Benim için de zaman seni gördüğümde durdu Neslihan. Kalbimde. Yani aslında istediğin kadar süren var tabii. Ama bil ki sen o saati kurduğunda benim için de zaman atmaya başlayacak. Fazla mı romantik oldu? Yani biraz çarptı. İçinde bu kadar güçlü bir romantik olduğunu fark etmemiştim bu zamana kadar. İçimdeki romantiği sen çıkartıyorsun demek. Güzel olan biliyorum. Bunu burada kurmak şu an farkındayım. Ama sanırım benim biraz daha zamana ihtiyacım var. Özür dilerim. Dilemem. Sadece bil ki ben de bu saat gibi hayata dönmek için istediğin kadar beklerim. Kalbim sen o saati kurunca atacak demiştim ama tersi olup heyecandan durdu galiba aman. Ben de hayatı durdurmuştum ama bakalım hayatta neler oluyor. Sen iyi bile dayandın bence. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Yani bana rağmen sen de süperdin. Ne oluyor ya? Alo Seçil. Ne oldu? Sakin olur musun? Babama bir şey mi oldu yoksa? Ne? Kaç kişiyi? Tamam. Tamam ağlamayı kes sakin ol. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Geliyorum ben şirkete. Neslihan, ne oldu? Onur asistanım ve ekibim işten çıkarmış. Benim de şirkete girmemi yasaklamış. Ne? Manyak mı bu adam? Evet, manyak. Diyorum sana. Yani bir saat telefonu açmıyorum. Dünya tersine dönüyor resmen. Rica etsem şirkete gidebilir miyiz hemen? Peki. Ne saçmalıyorsun ya? Çekil. Efendim talimat böyle. Ne talimatı? Başlatma. Neslihan Hanım lütfen sorun. Sakin. Sakin. Ya siz ne saçmalıyorsunuz ya? Sizin karşınızda kim var? Ben sizin patronunuzum, çekil karşımdan. Neslihan Hanım alamam. Onur Bey'in talimatı böyle. Ya başlarım sizin talimatınıza. Ben sizin patronunuzum. Eğer tek bir kelime daha dersen hepinizi kovarım buradan. Lütfen zorunu çıkartmayın lütfen. Ben size talimat vermedim mi? Durduramadık efendim. Sen kimin şirketine kimi almıyorsun ya? Sen kimsin ya? Senin artık bu şirkette hiçbir yetkin yok. Ne demek yok? Hemen yönetim kurulunu toplayacağım. Sen giremezsin. Ne saçmalıyorsun sen ya? Bütün yetkilerini aldım. İmza yetkinde yok, oy hakkında yok. Yapamazsın. Yaptım bile. Ben senin çalışanın değilim Onur. Ayrıca bu şirketten birini kovamazsın babamın izni olmadan. Ben şirkete çalışanları değil, sana çalışanları temizledim. Sen de kardeşin gibi şahsına şirket kurarsan bütün o yalakalarını yanına toplayabilirsin. Bu şirketten biri gidecekse Onur, o da sensin. Hadi ya. Bunların hepsinin hesabını soracağım sana, göreceksin. Ben seni defalarca uyardım. Ama işi buraya sen getirdin. Önce kendine hesap ver, ben zaten buradayım Nesli. Çocuklar,
Bunu şirketin ortasında yapmayın. Sen nasıl böyle bir şeye göz yumarsın Ferdi? He? Sen burada ne işe yarıyorsun? Neslihan Hanım, babanızın tüm yetkileri Onur Bey'de. Biliyorsunuz. Seninle hesaplaşacağız. Hepsinin hesabını teker teker soracağım Onur Köksal. Kahveye de beklerim. O kahveye ben bekleyeceğim seni Onur Köksal. Baba. Ne bu baskın yapar gibi? Şirkette olanları duymuşsundur. Senden habersiz kuş uçmaz çünkü. Nasıl bir canavar yarattığının farkında mısın? Ha? Şirkete almadı beni. Onca masum insanı işten çıkarmış. Bütün yetkilerimi elimden almış. Sen nasıl böyle bir şeye izin veriyorsun ya? Bunun bize vereceği zararın farkında mısın baba? Ailemize zarar verecek bir hamle yaparsan... bir daha başka türlü konuşuruz demiştim hatırlıyorsan. O haberleri ben yaptırmadım. Kaç kere söyleyeceğim? Patronluğa oynayacaksan... karşındakinin zekasını küçümsemeyeceksin bir. Hatalarının sorumluluğunu üstleneceksin iki. Hani sen şirketi bırakmıştın? Annem çok haklı. Annem çok haklı. Onur benim koca adayımın manyak bir katil olduğunu bulmuş olsaydı madalya verirdin ona değil mi baba? Şu an önünde ben sana hesap veriyor olurdum. Yapmadığım bir şeyle ilgili şu an resmen cezalandırılıyorum öyle mi? Bu evde herkes kafasının dikine gitti baba. Sadece ben. Ben sen ne istiyorsan onu yaptım. Ne istiyorsan o oldum. Şimdi karşılığı bu mu? Ha? Ben ölünce kim olacaksın? Korkaklığına kahramanlık süsü vermeye çalışma. Ben meydanı bıraktım. Kaçak güreşende, havlu atan da sensin. Kendinle yüzleş önce. Hı hı. Savaş diyorsun yani. Birinin gölgesi oldun diye alkış bekleme diyorum. Bu benim gölgem bile olsa fark etmez. Ben senden hiçbir zaman alkış beklemedim baba. Sadece gözünün içinde bir umut ışığı bekledim. Ama sen kalkmış hala bana Onur doğru yapıyor diyorsun değil mi? Yanlış anlamıyorum. Bildiğini yapıyor. En azından bir bildiği var demek bu. Ayak oyunları yapmadan işini yapmaya çalışıyor. Hatta bunun için yuva kurmayı bile düşünen bir tek o var. Yalan mı? Doğru. Çok doğru. Ben bu zamana kadar yanlışmışım. Çok yanlış. Şu an çok güzel bir şey fark ettirdin bana baba. Sağ ol. Ne yapacaksın? Tabii ki bildiğimi. Bildiğimi yapacağım ne demek? Kızım dur, hoş tutma beni şimdi. Neslihan dedim. Kendi bildiğimi yapacağım anne. Karşı hamlemi. Savaşsa savaş. Kızım dur, birlikte plan yapalım. Bunu yanına bırakmayalım tabii ki. Sen merak etme. Bu ailede kimsenin yanına bırakmayacağım olanları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.